dar alanında yaşaması bile ürün verimini etkilemiş. Mesela koşu alanı. Dostlarım. Neyse bir yer tuttuk. İlk kursumuzu 4 ay içerisinde ancak açabildik. 20 kişilik bir sınıfı 4 ayda oluşturabildik. Yaklaşık bundan 30 sene önce biz dünyanın geleceği bu noktayı görmüştük ve görüyorduk. Urfa'yı buna hazırlamamız gerekiyordu. Bilgram bilgisayar diye. Belki birkaç hafta oturduk ismini ne koyalım. Ama her şey bizim emeğimizdi. 3 tane genç bir araya geldik. Bunu yaptık. Bugün geldiğimiz noktayı peki siz geleceğiniz bu noktayı az çok tahmin ediyorsunuz ama bu kadar seviyeyi düşünüyor muydunuz? Hayır. İşte cebimizdeki bugün kullandığımız telefonlar gramajına bakarsanız 200 gram. Metal içindeki yazılımdır. Şimdi dolayısıyla bizim geçmiş Renault TX arabaları ve TLX arabalarıyla bugün işte bir uçağın konforundaki arabalar arasındaki farkı oluşturan nedir? Onun beynindeki yazılımdır. Önümdeki bilgisayar işte yazılım nedir? Programcılık. Bir takım komutlar veriyorsun. Şanlıurfa'da, Türkiye'de örnek olsun. Bu noktada kapı çalmak gerekiyorsa kapı çalacağız. Gezeceğiz. Ofisler oluşturacağız. Hocalarımızdan rica edeceğiz. Gençlerimizi çağıracağız. Yeri geldiğinde iş kurula ve diğer bir takım ajanslarla, Karacada Ajansı veya GAV Kalkınma İdaresi gelen gençlerimizin cebine bir harçlık da koyacağız. Gelin yazılı öğrenin. Sayın Vekil. Hepiniz bu etkinliğimize bizleri yalnız bırakmadınız. Buna değer verdiğiniz, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum size. Sayın Vekilim Başkanım, ben yazılımın öneminden çok bahsettiler, sağ olsunlar. Ben o konuyu biraz hızlı geçmek ve direkt sonuca saadete gelmek için bir hemen hızlı bir video izletmek istiyorum sizden. Ve tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir tecrübemiz oldu. Bu hususta neler yapabiliriz? Bir akademisyen olarak, teknokentte bir girişimci olarak Ar-Ge'yi nasıl aktarabiliriz hususunda? Girişimlerde bulunduğumuz zaman Sayın Vekilimiz, Sayın Valimiz, Sayın Organize Sanayi Bölge Müdürümüz, ben Şutsu Başkanımız, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi çok değer verdiler ve bizi Dinçer Bey'le tanıştırdılar. Yani nihayetinde bir işin içerisinde Urfa'nın da biliyorsunuz biraz ayakkabı konusunda burada da çok değerli sanayicilerimiz var. Bir hedefi var ayakkabı sanayisi konusunda. Burada yapay zeka ile ilgili dünyada neler yapılıyor? Onun örneğini ben size hemen hızlıca izletmek istiyorum. Çünkü şunun için göstermek istiyorum. Daha önce ben, sizler de hatırlarsınız, bir buzdolabı, bir televizyon almak için yıllarca taksit ödüyorduk. Yani çok pahalıya geliyordu bu ürünler. Ama ülkemizde artık bu üretim sanayisinde biraz gelişmesiyle, refah seviyesinde yükselmesiyle hızlı bir şekilde bunların ucuzladığını gördük. Tamamen bilgisayar ve yapay zeka ile teslim eden, kalite kontrolünü yapan, mesafelerini ölçen, 3 boyutlu sistemlerle kalite kontrolünü yapılabildiği sistemlerin yine uzak doğuda geliştirdiğini görüyoruz. Yine içeri birini ölçtüğümüz zaman mesela bu ayakkabı içinde şu anda 4 kişiyle tasarımını, yazılımın tasarımını tarafında çalışmaları gerekiyor. Bizim gençliğimizi bu yönde hazırlamamız lazım. Eğer ülke olarak işsiz kalmak istemiyorsak makinaların yapamayacağı şeyleri yapmamız lazım. O şekilde gençlerimizi eğitmemiz lazım. Şu anda da hepimizin bildiği gibi yapay zeka endüstri 4.0 ile birlikte akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar çok öne çıkmış bir kavram. Yani hemen şöyle sunumuma geçeyim.
Ben normalde biliyorsunuz böyle oturum ve toplantı günlerinde hediyeler verilir. Ben de şu anda Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı hocamız Şeref Sağaroğlu tarafından TÜBİTAK destekli bir PDF kitabını, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka kitabını ücretsiz bir şekilde 355 sayfa bir açık kaynak kitabını mastery.net sitesinden indirmeniz için oraya ekledim. Faydalı olabilirse ne mutlu bize. Değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kusura bakmayın, toplantıya biraz ben geç iştirak edebildim. Başka bir yerde programdaydım. Geç kaldığım için özürümü diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Berkun Hocam'la daha önce de birkaç defa bir araya geldik. Özellikle Oğuzay Bey'e yönlendirilmesi noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Orada belli bir heyecan, sinerji oluşturdular galiba. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama hem işleyen tabanla hem de diğer yatırımcı firmalarla devam eden diyaloglarını biliyorum. Bu arada hocam bir de yazılım projesi üzerinde çalışıyor. Hem Cumhurbaşkanlığımızın belirlemiş olduğu hedef doğrultusunda hem de Urfa'mızı daha nitelikli insan gücüne kavuşturma noktasında bir çalışma içerisinde olacağız inşallah.